Hepinize merhaba arkadaşlar. Hafta sonu borsa özel analizime hoş geldiniz. Haftayı borsamız aslında güzel kapatacaktı. Fakat piyasa kapandıktan sonra BDDK'dan gelen haber sonrasında özellikle gece seansı yüzde %3'lük kayıplar gördük. Hatta bir ara taban oldu. Biliyorsunuz BDDK şirketlere vermiş olduğu ticari krediler için bazı koşullar getirdi. 15 milyon TL değerinden daha fazla döviz pozisyonu olanların Bozdurması halinde bu ticari kredilerden faydalanacağıyla ilgili bir Önlem açıkladı Ve piyasa kapandıktan sonra bu önlem geldiği için borsamız bundan etkilenmedi Viyop seansı geri çekildi tabi gece seansı Fakat cuma günü özellikle öğleden sonra Bir gariplik olduğu belliydi çünkü öğleden sonra Amerikan borsaları, yine Avrupa borsaları böyle gaza bastılar. Yüzde iki buçuklara varan yükselişler gösterirken hani onlar yüzde birken biz yüzde üç çıkardık ya biz tam tersine böyle yerimizde patanaj yaptık. 17.30'dan sonra özellikle BOFA'nın satışları çok yoğun oldu. Ve bu durumu ben de şuna yordum. Acaba dedim hani bunlar Viyop tarafında, Haziran vadede satış tarafındalar. Birçok short pozisyonları var. Hani o ay kapanana kadar onu baskılama amaçlı mı satıyorlar gibi diye düşündüm. Hatta böyle arkadaşlarla mesajlaştık böyle. Acaba ne oluyor ya? Hani bir sıkıntı var. İşte küresel piyasalar şu an coşarken biz 0.50 yukarıdayız. Hani bu enteresan bir durum diye paylaşırken piyasa kapandıktan sonra o haberi aldık. Şimdi hepinizin kafasında şu soru var. Dolar TL'de, gram altında, gram gümüşte geri çekilmeler oldu. Peki borsaya yansıyacak mı? Tabii ki de yansıyacak arkadaşlar. Çünkü gece seansı da zaten %3'lük bir düşüş yaşadı. Muhtemelen 1-2 gün sürebilir. Tabii şu da var. Hani böyle çok da böyle ekstrem işte borsayı göçürecek bir haber de değil. Onu da söyleyeyim. Ama şirketlerin özellikle de döviz pozisyonu yüksek olan şirketler e, kredi kullanmada biraz sıkıntı yaşayabilirler. Yani e, aslında sıkıntı da yaşamaz yani o döviz pozisyonunu bozdurup e, krediyi kullanıp sonra tekrardan e, döviz pozisyonunu yerine koyabilir. Hani böyle bir yönteme de girişebilirler biliyorsunuz hani e, Türkiye'de böyle yeter ki bir açık bulsunlar onu hemen değerlendiriyorlar. Ee, ama ilk etapta e, negatif bir etkisi olacaktır arkadaşlar. Çünkü birçok şirketimiz bizim e, kredi kullanıyorlar. Hani bu e, bu devasa şirketlerimiz işte SASA'dır, Ereğlir hani bunların da bazen böyle krediye ihtiyacı olduğu dönemler olabiliyor. Bu ticari kredileri kullanıyorlar. E, böyle bir koşul getirmesi e, tatsız oldu borsa adına. E, fakat e, dediğim gibi yani böyle çok fazla e, negatif etkileyecek bir süreçte görmeyebiliriz. Ama bu 1-2 gün böyle biraz negatif yani yurt dışına göre negatif etkilenebiliriz arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca BIST 100 grafiğine ve daha sonra da takip ettiğimiz 6 tane hisseyi inceleyelim. Evet teknik olarak 1520 Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeysek yükseliş trendindeyiz diye size belirtmiştik. 1520'nin üzerinde kapattık. 1500 54 ile biz haftayı kapattık. Güzeldi bu. Hem 21 günlük hareketli ortalama hem de Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde kapattık. Fakat yeni haftaya böyle biraz satıcılı başlayabiliriz bu haberden dolayı. Yalnız şöyle de enteresan bir durum var. Yani birileri haberi önden alıyor. Zaten cuma günü dedim ya böyle BOFA'nın satışları çok yoğundu özellikle öğleden sonra. Hani yurt dışı piyasalar uçarken bu adam niye satar değil mi? Hani Muhtemelen e, önden haberini almışlar. E, fakat şöyle de bir tezatlık var arkadaşlar. Yani onu da tespit ettim. Şimdi borsa İstanbul'da döviz pozisyonu en fazla olan şirket Aselsan. 8.8 milyar dolar pozisyonu var kasasında, tamam mı? E, bakıyoruz Cuma günü en çok yükselenlerden biri Aselsan'dı. %5.41 yükseldi. Bu da enteresan bir durum arkadaşlar. Yani dediğim gibi bir geri çekilme olabilir. Mesela şöyle 1446, 1440'lara kadar 55 günlük hareketli ortalamaya kadar bir geri çekilme olabilir. Fakat buralarda durmasını bekliyorum. Yani 2800 beklentimde herhangi bir değişiklik yok. İşte böyle e, ekonomi yönetimi bir şeyler deniyor. Hani o dövizi bulabilmek için bir şeyler deniyor. Ve bu yüzden de biraz şirketlerin üzerine baskı oluşturuyor maalesef. E, bunlar da işte borsayı böyle Negatif etkileyen süreçler olabiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben satış yapmayı düşünmüyorum. Ama ben al-sat yapacağım diyenler varsa bu 2520 muhtemelen açılışta da kırılabilir. Hani böyle bir poz kapamı yapıp sonra 2450'lerde geri alırım diyenler olabilir. Ben böyle bir riski taşımak istemiyorum arkadaşlar. Böyle riskli bir hareketi uygulamak istemiyorum çünkü enflasyon hala yüksek ve bizim Bofa gibi bir kaçacak yerimiz yok. Mesela Bofa ne yapıyor? Burada satıyor. İşte yabancılar burada satıyorlar. İşte Citibank, Deutsche Bank. Hani gidip onlar Amerikan tahviline falan geçebilirler. Bizim öyle bir şansımız yok. Yani buradan borsadan çıkıp kaç kişi Amerikan tahviline geçecek? Veya Amerikan işte hisse fonlarına geçecek? Yani bizim kaçacak yerimiz yok arkadaşlar. Enflasyondan korumak, korunmak için... E, en güzel araçlardan bir tanesi borsa olmaya devam edecek ve düşüşler alım fırsatı olmaya devam edecek arkadaşlar. 2450'den maksimum yani 2440'dan ben tekrar yukarı dönmesini beklerim. Hani buralara getirmeyebilirler de yani. Hani az önce dediğim gibi böyle çok ekstrem düşüşlerin yaşanacağı bir haber değil aslında. Ama yine de şirket özelinde yani özellikle de döviz pozisyonu yüksek olanlarda biraz sıkıntı olabilir. Ama bu orta ve uzun vadedeki yükseliş trendini bozacak etkiye de sahip değil arkadaşlar. Bir kez daha onu söyleyeyim. Şöyle ilk hissemiz Sasa'dan bir başlayalım. Sasa, Kaufman hareketli ortalaması 44.30 ve tam onun hafif altında kapattı 44.28. Burada bir dönüş sinyali var aslında. Şöyle RSI'ye baktığımda 70'in altına sarkmış. Aynı şekilde MACD'de de bir sat sinyali oluşmuş arkadaşlar. 44.30'un altında bir günlük kapanış gelmiş. Yani bu 44.30'un altında kaldıkça 21 günlük hareketli ortalama olan 42 42.32'lere kadar geri çekilme devam edebilir. Şöyle 4 saatlik grafiğe baktığımızda da evet şurada bize referans olan EMA 100 dediğimiz bir bölge var. Bakın genelde buradan destek alıyor. Burası da 40. Yani bir geri çekilme olursa önümüzdeki hafta 40 ve 42 bandı Sasa'da işte maliyet düşürmek veya ilk defa girecekler için kademeli alım bölgesi. Bakın şu siyah ve mavi hareketli ortalamanın olduğu bölge arkadaşlar. Şöyle e, Sasa'nın takaslarına da baktığımızda son bir haftaya bakıyoruz arkadaşlar. 20 Haziran ve 24 Haziran tarihler arasına baktığımızda satıcılarda Citibank'ı görüyoruz. 3.8 milyon lot satmış. Onun altında Türk Ekonomi Bankası yani TEB var. 843 bin satmış. Fakat burada hani şimdi Citibank satıyor bu çok kötü oldu vesaire demeyin. Bakın Citibank'ın çok da fazla lotu yok aslında. 8. sırada toplam lotlarda 22.450 yani 22 milyon 450 bin lotu var. Burada tahta yapıcı yani tahtanın sahibi dediğimiz e, yatırım aracı kurumu Ak Yatırım arkadaşlar burada 532 milyon lotu var. Yani piyasadaki SASA lotların borsadaki SASA hisselerinin yarısı ak yatırımda arkadaşlar yüzde 48 peki ak yatırım ne yapmış ak yatırım geçtiğimiz hafta 1.4 milyon lot almış arkadaşlar eğer ak yatırım da Citibank gibi satış tarafında olsaydı bayağı kötü bir takas diyebilirdim fakat ak yatırım burada e, düştükçe aldığını görüyor. çünkü geçtiğimiz haftayı sasa diğer hisselere göre biraz daha negatif kapattı arkadaşlar Kaufman hareketli ortalamasının da hafif altına sarktı. Fakat dediğim gibi buradaki tahta yapıcı olan Ak Yatırım lotlarını çoğaltmış gibi görünüyor. 40 42 bandına gelirse eğer buralar değerlendirilebilir. Şöyle Ereğli'ye gelelim. Ereğli'de de biliyorsunuz 20. Nokta, pardon 26.80 işte burası en son 78'miş şu anda 80 26.80 bizim e, EMA 200 dediğimiz yani 200 günlük ortalama arkadaşlar. Bunu her videomuzda söylüyoruz. Şöyle geçmişine de baktığımızda Ereğli'nin bu 200 günlük hareketli ortalamasının altında çok fazla gün geçirmemiş. Bakın şuralarda şöyle 2018'de işte 2019'da böyle 200 günlük hareketli ortalamasının altına sarkmış. Fakat fazla orada, oralarda çok fazla oyalanmamış. Tekrar üzerine çıkmış. O yüzden bu 2680'in altına sarkarsa bu hisse ucuzlar arkadaşlar. Yani ucuz bir hisse haline gelmiştir. Benim prensibim budur. Eğer şirkete güveniyorsam veya o enstrümana güveniyorsam 200 günlük hareketli ortalamasının altına gelmişse alırım arkadaşlar. Tabi alırım derken full değil böyle kademeli alıma başlarım. Buralardan ben dönmesini bekliyorum 26.80'lerden. Tabi önümüzdeki hafta kritik bir hafta olacak. Özellikle bu BDDK'nın haberinden sonra biraz negatif etkilenebilir borsa. Burada böyle 200 günlüğün altına sarkmalar olabilir. Eğer böyle bir sarkma olursa hani o zaman alım yapmayın. Yani 200 günlüğün üzerine altına sarktı ve tekrar üzerine çıkarken alım yapılırsa daha güvenli olur arkadaşlar. Şöyle takaslarına bakalım. En son yabancının yoğun bir satışı vardı. Muhtemelen o yoğun satış bu haftada devam etmiş olabilir. Böyle bir kontrol edelim. Ereğli demir çelik evet. Çok da farklı bir takas değil. Geçtiğimiz haftayla aynı. Citibank 28 milyon lot satmış. Doça Bank 15 milyon lot satmış. Onun da altında emeklilik yatırım var. Satıcılar burada Citi ve Doça arkadaşlar ve güçlüler. Yani yoğun satış yapmışlar. Alanlara baktığımızda daha dağınık. Yani satıcılar daha değerli topluyken alanlar daha dağınık. İş yatırım 7 milyon almış. Yapı kredi 4 milyon almış. Diğer yazan kısım ise 23 milyon almış. Yani yabancı satarken küçük yatırımcı almaya devam etmiş. Her, herhangi bir takaslarda değişim yok arkadaşlar Ereğli'de. Evet geldik şişe cama. Şişe camda Kaufman hareketli ortalamamız 21 21.44 ise 21 günlük hareketli ortalamamızda. Burası da 21.48 olmuş arkadaşlar. Ee, Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde olması şu anda pozitiftir. Ama muhtemelen e, şişe camda döviz pozisyonu yüksek olan şirketlerden bir tanesidir. Bu kaufman hareketli ortalamasının altına sarkabilir. 55 günlük hareketli ortalama 19.58. Eğer buralara kadar bir geri çekilme olursa güzel bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Şöyle şişenin de takaslarını hemen inceleyelim. Evet burada bir yabancı satışı var mı bir bakalım. Tam tersine burada Citibank ve Doça Bank alıcılarda en üstte görünüyor arkadaşlar. Citibank 7.6 milyon lot almış. Emeklilik yatırım fonları 5.3 milyon lot satmış. Bunlar da yabancı sayılıyor arkadaşlar. Diğer yazan kısma baktığımızda 4.5 milyon lot satmışlar. Alanlarda diğer yazan biraz daha az. Yani burada alıcılar, şişe camda alıcılar daha değerli toplu arkadaşlar. Yani ilk 5 kurum %80. Yani bu haftaki alıcıların %80'i ilk 5 kurumdan oluşuyor. Küçük yatırımcı diye tabir ettiğimiz diğer yazan kısımda ise satıcılar daha fazlayken alıcılar daha az olmuş. Takasları güzel arkadaşlar. Yani o yüzden böyle bir geri çekilme olursa az önceki dediğim gibi o 21 altına sarkarsa hatta şöyle 4 saatliğine de bir kontrol edelim. Böyle referans bir destek seviyesi var mı? Evet, mesela şöyle 21 pardon 2078 2080 civarına geldiğinde yani şu 19 ile 21 aralığında bakın şu bölgede kademeli alım yapılabilir. Takasları da fena değil arkadaşlar şişe camın. Şöyle bir de Vespa'ya gelelim. Vespa biliyorsunuz 30 Haziran'da yani bu hafta temettü verecek 39 kuruş. O da hem Kaufman hareketli ortalaması hem de 21 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olduğu için pozitif bir kapanış yapmış. Fakat dediğim gibi pazartesi günü bu BDDK'nın kararından sonra borsa eğer negatif bir açılış yapar ve ertesi günde devam ederse Vespe bundan da etkilenir. 9.68'ler destektir arkadaşlar. Bakın Kaufman hareketli ortalaması burada. Onun da altında 55 günlük hareketli ortalama 935. Yani 960 ile 935 aralığına gelirse alınabilir. Tabi şu mevzu da var. Şimdi 30 Haziran'dan sonra temettü verdiği kadar oran kadar düşük açıyor ertesi gün arkadaşlar. Onu da göz önünde bulundurun. Yani küçük bir temettü yani oransal olarak küçük bir temettü ama yine de nakite ihtiyacı olan küçük yatırımcılar bu hafta Vespe'yi değerlendirebilirler. Şöyle hemen takaslarına bir bakalım. Evet emeklilik yatırım fonları bayağıdır satışta arkadaşlar. Bakın Vespe'de bayağı da lotları azaldı. fakat burada bakın bu tahtanın yani bu hissenin Vespe hissesinin yarıya yakını deniz yatırımın arkadaşlar %45. Borsadaki hisselerin %45'i deniz yatırımda tıpkı o Sasa'daki ak yatırım gibi. Şimdi burada bakıyoruz deniz yatırım alıcılar da var mı yok satıcılar da var mı yok. Yani buradan çok fazla da bir sonuç çıkartamıyoruz aslında. Yani bu tahta yapıcı, oyun kurucu eğer bu oyun alanında değilse e, bununla ilgili çok fazla yorum yapamıyoruz. Oyak yatırım almış, info almış, ak yatırım almış. Emeklilik Yatırım, Doçabank ve Citibank ise satmış ama satış miktarları öyle çok da abartılı satış değil. Geri çekilmelerde dediğim gibi 9.30 ve 9.65 bandı arasından kademeli alım yapılabilir resmede. Evet geldik Tofaş'a. Tofaş'ta City'nin alımları devam ediyor. Fakat bu 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine bir türlü çıkamadı. Burası 66.80 arkadaşlar. Haftayı 65-60 ile kapattı. Ee, videonun başında da dediğim gibi yani 200 günlük hareketli ortalamasının altında ise bir hisse ve güvenli bir şirketse e, buralar ucuzdur diye tabir ediyorum. Bu enflasyonist ortamda. Yani hani enflasyon böyle %5, %10 olsa Tabii ki de o zaman farklı şekilde konuşurum. Ama enflasyonun %100 olduğu bir ülkede 200 günlük hareketli ortalamasının altına inmişse güzel bir şirket, iyi bir şirket ve buralar benim için ucuzdur arkadaşlar. Tabii daha güvenli ve daha risksiz olması açısından bu 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde eğer günlük kapanış görüyorsanız en az 2 adet bu 66.80'in üzerinde 2 adet günlük kapanış geliyorsa bu daha güzel, daha risksiz bir yatırım olabilir ama ben beklemiyorum. Hani uzun vadeli yatırımcıyım derseniz e, tabii ki bu 200 günlük hareketli ortalamanın altından da alımlar yapılabilir. Yukarıda zaten bir gap boşluğu bıraktı arkadaşlar. Buralara ben e, gelmesini bekliyorum. Temmuz ayı içerisinde yani bu Haziran ayının artık bitmesi lazım. Özellikle de vadeli işlemlerde short açan birçok kurum var. Onlar bir türlü hani zarar yazmamak için bu borsayı böyle aşağı çekmeye devam ediyorlar. Haziran'dan sonra yani Temmuz ve Ağustos aylarında daha iyi bir performans göstermesini bekliyorum Tofaş'ın. Hani Doblo gitti evet ama yani bir kap haberine bakar arkadaşlar şu rakamlara geri gelmesi. İşte Doblo gitti onun yerine işte Fiat Stilo veya işte Egea'nın elektrikli hibrit modelini işte Türkiye'de üretilecek vesaire vesaire her veya işte bir minibüs veya başka bir şirketle yapılan bir anlaşma olabilir. Ama şunu da söyleyeyim bu rakamlara geldiğinde yani 74 ve 78 aralığına geldiğinde de Listeden çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü bu sınavı iyi geçemediklerini düşünüyorum. Bu dobla haberinden sonraki sınavı. Ondan önceki sınavı da çok iyi geçemediklerini düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. En son e, Tofaş'ta Citibank yani tahta yapıcı olan Citibank alım tarafındaydı. Bakıyoruz. Şu anda tahtanın %30'u Citibank'a ait arkadaşlar. Ve geçtiğimiz haftada alıma devam etmiş. Bakın 775.000 lot almış. Satıcılarda Doça Bank var. Doça Bank ise burada 5. sırada zaten 6 milyon yani 7 milyona yakın notu var. Citibank'ın ise 35 milyon notu var. Alıcı tarafında olması güzel arkadaşlar. Yani onun dışında da takaslarda söyleyecek başka da bir şeyimiz yok. Tofaş'la ilgili. Son olarak şöyle Kortsa'ya bakalım. Evet Kortsa da bir geri çekilme sürecine girdi. Zaten teknik olarak da şurada bir negatif uyumsuzluk var diye e, belirtmiştim sizlere arkadaşlar. Perşembe günüydü galiba yanılmıyorsam o analizimizde. E, şurada maktede bir sat sinyali var. E, 53-25'lere kadar geri çekilebilir demiştik. En düşük 53 görmüş ve haftayı 54 bandında kapattığını görüyoruz Kortsa'nın. E, tabii bu geri çekilme süreci devam edebilir. E, nerelere kadar devam edebilir? Şöyle 4 saatliğe bir alalım. Evet bakın bu 53 hem FIBO desteğidir hem de şurada EMA 55 dediğimiz destek tam buradan dönmüş arkadaşlar fakat dediğim gibi videonun başında da bu BDDK'nın haberinden sonra Borsa İstanbul eğer önümüzdeki 1-2 gün negatif etkilenirse burada da 50 TL'ye doğru bir geri çekilme olabilir ve bu bir alım fırsatı da olabilir bakın şurada bir yeni kanala girmiştik 50.20 işte 50.30 veya 50 TL gibi bir fiyatlara gelebilir. Gelirse de bu bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Neden düşüyormuş? Kortsa şöyle bir bakalım. Kim satıyor bunu? Evet düşüşün nedeni belli arkadaşlar. Bakın Citibank satıyor burada. İkinci sırada 6.6 milyon lotu var. Ve geçtiğimiz haftada 838 bin lot satmış Citibank. İkinci sırada tacirler var. Tacirler çok etkili mi? Çok da etkili değil. 1.6 milyon notu var. Alanlara baktığımızda çok zayıf arkadaşlar. Info almış, yapı kredi yatırım ve çok az lot almışlar. Diğer yazan kısım yani küçük yatırımcı dediğimiz. Aslında böyle bir resmi bir şey yok. Yani hani burada diğer yazanların hepsi küçük yatırımcıdır demeyelim de. Genelde öyle bir algı var. Genelde de doğru çıkıyor yani. Burada büyükler yani yabancı satarken küçük yatırımcının aldığını Görüyoruz şurada da görünüyor zaten bakın alıcılardaki ilk 5 kurum %49 iken satıcılardaki ilk 5 kurumun toplam oranı %98 arkadaşlar. Yani burada satıcılar daha değerli toplu kortsada bir geri çekilme süreci olabilir ama geri çekilmelerin ben alım fırsatı olarak değerlendirilmesini düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi BDDK'nın bu haberinden şirketler mutlaka negatif etkilenecek ama böyle işte yandı bitti öldü tarzında değil. Böyle belki 1-2 gün sürebilir bu negatif süreç veya böyle hani bu haber zaten işte cuma günü fiyatlandı. İşte yurt dışı %2.5 giderken biz işte %2.5 gitmedik. Onlardan hatta daha fazla gitmemiz gerekiyordu enflasyonist ortamda ama gitmedik. Belki de bu haberi fiyatladı da yapabilirler piyasa. Piyasanın hani nereye gideceğini kestirmek bugünlerde gerçekten zor ama benim beklentilerim bakın orta ve uzun vadeli beklentilerimde herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Ne zaman değişir biliyor musunuz? Bir süper bono çıkarsa işte böyle enflasyon korumalı tahvil vesaire çıkarsa o zaman borsadaki beklentim değişir. Yani bu BDDK'nın almış olduğu karar e, dolar ve altın videomu izleyin orada uzun uzun anlattım Hani şirketler bunun bir açığını bulabilirler İşte yurt dışı iştirakleri üzerinden döviz biriktirmeye devam ederler Hani bir yolunu bulurlar onun bundan çok fazla negatif etkilenmeyebilirler Videonun başında da dediğim gibi yani cuma günü enteresan bir olay da oldu Yani döviz pozisyonu en yüksek olan Aselsan 8.8 milyar dolarlık bir kasasında döviz mevduatı var ama en çok o yükseldi Cuma günü. Yani bunun haberini aldılar muhtemelen birileri. Ama niye ilk başta Aselsan'ı düşürmeleri gerekirken tam tersine Aselsan yükseldi arkadaşlar. Dediğim gibi ben e, tek lot dahi satmayı düşünmüyorum. Uzun vadeli yatırımcı oldum arkadaşlar. Sepetimde de bu saymış olduğum 6 tane hisseden işte 4-5 tanesi var bir tanesi yok. Onu da şimdi söylemeyeyim. E, hani niye yok falan filan diye konu uzamasın Hani e, yeten paramın yettiği o kadar yani hani olsa o diğerine de eklerim. E, dediğim gibi e, sıkıntı yok. Hani böyle düzeltmeler olabilir. 2440 2450'ye kadar geri çekilmeler olursa da bunların alım fırsatı ve ekleme fırsatı olarak düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.